Tekrar merhaba sevgili TV5 izleyicileri. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu. Sayın hocamla programın başında da belirttiğim gibi çok geniş bir yelpazede değişik konular hakkındaki fikirlerini alıyoruz. Ben keyifli muhabbet diyorum ama hocam bir şeyi hatırlattı, önemli. Ya bunun nesi keyif? Bak kan revan işte. Ortalıkta böyle şeyler var. Bunun keyfi olmaz. Doğru hocam yani. Ya keyfi, doğru söze yani, bir şey. Tabii her şeyi, biz en azından sizden müstefid olmanın keyfini yaşıyoruz. Yapmak lazım. Ama eyvallah. Yani işin ciddiyetini de herkes artık kavramazsa yani bundan sonra vakit çok geç şarkısını söyleriz. Şimdi hocam sizin Türk-Japon ilişkileriyle de ilgili çok önemli çalışmalarınız oldu. Bu Japon ilgisi, Japonya ilgisi nereden geliyor? Vallahi şimdi 1975'te ilk defa durup dururken Japonya'dan mektup geldi bana. İşte Japonya'nın uluslararası büyük bilim ödülünü bize vermişler falan. İşte oraya gideceğiz, ödülü alacağız. İşte bütün üniversitelerinde bilimsel konuşmalar yapacağız filan aylarca. İyi dedik falan. Pek de fikrim yoktu oralar hakkında. Sesim duyuluyor mu acaba? Duyuluyordur herhalde hocam. Ondan sonra gittik falan bir süre sonra, yani bir iki hafta geçmedi. Ya baktık ya bunların adetleri, kültürleri, eski kültürlerine sahip çıkmış bir millet. Değil mi? Ya bizimkinin aynı. Yani benim çocukluğumdan hatırladığım filan. Ama teferruatlı olarak aynı. Bak teferruat da Türkçedir, ayrıntı da Türkçedir. Ama detay Türkçe değildir. Ya millet onu Türkçe zannetmeye başlamış, hale bak. Neyse. Teferruatlı olarak baktık ki ya Allah Allah bunların her şeyi bize benziyor ya. Yani evinde yüklük var, yüklükten yorganı yatağa çıkarıyor, seriyor, ondan sonra adı yorgan, yorgan lafının kökenindeki yorulmak filan lafı Japonlarda aynı, o bu falan, böyle bir sürü benzerlikler. Teferruatlı olarak ha. Yani orada ben kendimi hani Türkiye'de kaybetmekte olduğumuz kültürü yaşamaya başladım. Vay ya bunlar aynı. Filan derken merak sardık. Bunların yazısında da bir hat sanatı var. Hattatlık. Onlara baktım. Değişik okullar var. Yani işte bilmem ne tarzı, şu tarzı, bu tarzı filan. Sonra tabii merak ettik. Onları bize öğretmediler ama kendimiz merak edip bizim bu hattatlıktaki usullere baktık. Yani işte küfi bilmem ne falan filan tarzlar var ya. Baktık her birinin bir paraleli aynısı orada var. Vay anasını. Ondan sonra musikisine baktık. Eski musiki. Ya çalgı aletlerinin atları bile bizim eskilerinkine benziyor. Bizde mesela bizde kudüm var, onlarda çüzüm diyor falan mesela. Böyle bir sürü benzerlik. Ya nesine baksa. Dolayısıyla bir müddet sonra bunları araştırdık falan. Dil dahil. Bir şeyler ispat ettik. Ondan sonra resimlerini bulduk falan. Hem bizimkinin hem oranın. Sonra bir yerde bir taraftan bizim bilimsel kuramlar, nazariyeler üzerine konuşmalar yaparken falan bir tane daha meraklı bir yaşlı bir zat çıktı, bir hoca. Dedi ki biraz da dedi kendi işte harsınızdan falan bahset dedi. Gençlere dedi, üniversitede. Biz de olur falan dedik. Bunları anlatmaya başladık. Deyince vay anasına falan. Millet böyle afalladı kaldı falan. Derken Japonya'nın Dışişleri Bakanlığı duydu bunu. Duymuş. Ondan sonra bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı Japonya'nın, onunki sayeden Milli Eğitim Bakanlığı. Bizdeki ne milli ne eğitimdir de. Ondan sonra efendim Dışişleri Bakanlığı falan. Bunlar mesela Tokyo'nun göbeğinde böyle en büyük salonda falan binlerce kişilik bize konuşmalar yaptırmaya başladılar. Gazetelerde ilan ettiler. Geçenlerde de bir Japon yetkili Türklerle samuraylar aynı filan gibi bir şeyler söyledi. İşte söyledim. Onları bizden öğrendiler galiba da, neyse. O zaman kimsenin böyle şeylerden haberi yok. Ondan sonra biz böyle birkaç ay gündüz bilimsel konuşmalar yapıyoruz. Kendi işte bilimde yaptıklarımızı filan anlatıyoruz. Yani uzmanlarına filan. Akşam da halka böyle konularda, daha kültürel manevi konularda filan konuşmalar yapıyoruz filan. Bu yayıldı. Ondan sonra 10 sene sık sık oraya gide gele falan böyle. Yani ve tabii oranın gazetelerinde yazılar çıktı. Televizyonlarda 50 milyon seyretti. Programlar yaptık orada. Sonra geldik burada yapmaya kalktık falan.
Birkaç tane yaptık. Çok ilgi gördüm vay anasına falan. Bu, bütün bu konunun adını da şöyle koydum. İpek yolunun iki ucu Japonya ve Türkiye. Şimdi bu yayıldı. Biz gittikten sonra Japonya'da İpek Yolu diye aylık dergi çıkmaya başladı. Bütün millet bunlara merak sardı. Efendim neyse yani, bu uzun hikaye. O zamanlar Türkiye'deki İpek Yolu belgeseli falan da yok. Hayır, onları biz yaptırdık. Öyle mi? Hatta, sizin tabii, katkınız hatta, var yani onda. Biz başlattık onları. Yani Japon işte bu oranda milli televizyon şeyi var. NHK. O çok şey bizim bir belgeseldir değil mi? İpek Yolu efendim, belgeseli. Şimdi, hayır, şimdi orada beraber kararlaştırdık. Ondan sonra bu TRT gibi olan NHK, hı hı. Nippon bilmem ne, yani Japon Milli Televizyonu. Sonra bunun bir de vakfı var. Vakıf fon filan ayırdı. Ondan sonra dedik tamam şey yapacağız. Birlikte Japonya'dan Türkiye'ye kadar, ki o zaman yani Çin'den geçeceksin, Sovyetlerden geçeceksin, siyasi olarak çok zor bu işler o zaman. Böyle bir gezi yapacağız. Ve dedim ki onlara bak, gezi yaparken her gittiğin yerde Türkçe konuşacağız. Vay anasına filan, bunların haberi yok. Birkaç uzmanı biliyor da onlar da pek söylemiyor filan, da biz deyince doğru diyorlar filan. Böyle şeyler yaptık. Ondan sonra yani hatta bunlar ekipler verdiler filan, işte kameramanlar bilmem ne falan, böyle sefere çıkacağız filan. Fakat o ara benim de yeni kimyada matematiksel falan böyle yeni kuramlar falan var. Ondan sonra bir taraftan bunlar yürüyor. Bunları yazacağız filan. Dedik ya şimdi oraya 6 ay lazım. Yani bunları nasıl yapacağız filan. Dedik iyisi mi siz gidin. Ne yapayım, benim vaktim yok şimdi filan. Fakat oradan başladı. Öyle yaptılar. Ama ben olmadığım için yanlarında ilk planlandığı gibi her gittikleri yerde Türkçe konuşamadılar. Ama ilk defa millet Uyguristan'da şurada burada falan geçerken ahalinin bizim gibi yaşadığını, Türkçe konuştuğunu, yemeklerin aynı olduğunu, her şeyini orada görünce belgeselde der ki aa oralarda Türk varmış. Çünkü o zamana kadar İnönü'nden sonra oralarda Türk lafını etmek bile yasaktı. Oralarda Türk yoktur falan gibi bir havalar esiyordu Türkiye'de. Türk diyeni içeri atıyorlardı falan. Yani çünkü yani Türk diyeni de atıyorlardı, Müslüman'ın diyeni de atıyorlardı da. Yani ciddi derse. Yani işte ülkeler böyle içinden makaslanır. Sizin orada daha genel olarak Asyalılık kültürünü de önemsiyorsunuz. Tabii. Sizin, biz yani şimdi efendim kim? Ya şimdi Türkiye'de bir kafa karışıklığı var bak en son. En son kafa karışıklığı şu. Biz nereliyiz? Nereye aitiz? Efendim şimdi yani bir taraftan bütün milleti kandırdılar. Avrupa Birliği'ne de Avrupa Birliği'ne. Yeni değil yani işte 60'lardan beri. Milleti yavaş yavaş kandırdılar topyekun şimdi. Avrupa Birliği'ne gelince Avrupa Birliği'ne gideceğiz de işte zengin olacağız. İşte herkes oraya gidip iş bulacak bilmem ne. Ya ben daha işte 2 hafta evvel bir hafta Almanya'da bir sürü işte Türklere şeylerde konuşmalar yaptım. Büyük kalabalıklara falan. Almanya'ya sık sık giderim. Fransa'ya giderim. İsviçre'ye her yere senelerdir gideriz. Yani bilimsel için gideriz. Oradaki Türkler için gideriz falan. Ya şimdi birkaç sene içinde Almanya'yı tanıyamadım ya. Ya Almanya böyle berduş bir hale gelmiş ya. Avrupa Birliği'ne onlar mı Türkiye ısrarla istiyorlar? Bayağı yoksa fakirlemiş ya. Onlar istemiyor da biz mi girmeye çalışıyoruz? Dükkanlar boş, kapatılmış falan. Canlı olan Alman şehirlerinde bu son sefer gördüğüm maşallah Allah artırsın. Dönerciler. Bir tek Türk müesseseleri. Yalnız peki, dönercisi değil, ediyorum. Büyük şirketleri falan var. Yani Türkler olmasa orada Almanya toptan batacak. İşsizlik had safhaya gelmiş. Adamlarda yani bayağı bir böyle bir çöküntü var. Ondan sonra burada efendim işte oraya Avrupa'ya, Almanya'da en zengin ülkesi işte Avrupa'nın. Oraya gideceksin de bilmem ne olacak. Ya bunlar yalan. Şimdi yani şuradan kafa karışıklığı. Şunu merak ediyorum. Bir taraftan. Avrupalılar mı Türkleri almak istiyorlar içine? Yoksa onlar reddediyorlar da Türkiye ısrarla biz gidelim mi diyorlar? Hayır, ikisi de değil. Bak çok önemli bir konu. İkisi de değil. Şimdi bir kere şunu tamamlayalım. Yani şimdi milleti bir taraftan Avrupa Birliği'ne gireceğiz de gireceğiz, illa da gireceğiz bilmem ne diye filan böyle bir sürü masallarla uyuttular filan. O ara efendim Avrupa Birliği böyle istiyor diye bir takım kanunlar çıkarıldı. İşte toprakları da veririz filan bilmem ne. Her şeyimizden vazgeçeriz filan gibi. Ondan sonra Avrupa Birliği lafı da bu konularda tepki olmasın diye millete afyon gibi verildi. Şimdi bir taraftan onun için bir Avrupa Birliği'ne girme havası. Avrupalı olacağız. Bir taraftan da bak herkesin Avrupalı filan olmaya kalksa dükkanlarında Almanca, Fransızca, İtalyanca yazar ya. Tarzanca yazıyor, İngilizce yazıyor ya. Avrupa'da yok öyle bir şey. Bir kelimesi yok. Varsa Türkçe yazıyor. Yahut Almanca yazıyor, yahut Fransızca yazıyor. Yani şimdi sen
Amerikalı mı olmak istiyorsun? Oldun. Ya işte yani bunun çok adisi. Veyahut Avrupalı mı olmak istiyorsun? Hı hı. Daha millet burada kafa karışıklığı içine sokuldu. Öyle mi? Ben... Ha, geçen gün değişiyor. Biraz Amerikalıyız, biraz onunla dostuz, biraz oraya canım. Gidiyoruz. Hayır. Falan. Şimdi burada çok net bir şey yok burada yani. Burada çok acayip işler var. Hı hı. Bak şimdi bunları kaç zamandır da yazıyoruz yani. Kitaplarda da var. Şimdi mesela buraya Clinton geldi. Clinton büyük adamdı. Ben sana söyleyeyim. Yani bu gelmiş Cumhurbaşkanı içinde bir Kennedy, bir Clinton. Gerçekten kültürlü, biraz insani tarafı olan falan iyiydi. Yani öbürleriyle kıyas kabul etmez. Tamam. Clinton buraya geldi. Ve mecliste başkanımız falan diye karşılandı. Başkanımız geliyor. Ya sen nereden başkan oluyor? O Amerika'nın başkanı ya. Senin kendi başkanın var ya. Neyse hadi onu da geçelim. Bu dedi ki, ha, biz sizin Avrupa Birliği'ne girmenizi istiyoruz. Onlara da söyleyeceğiz bunları alın diye filan. Millet bunu yadırgamadı. Biz hemen tabii matematiksel düşünerek dedik ki bu işte bir garabet var. Ya 45'ten beri buranın kimin malı olduğunu dünyada herkes biliyor. Herhalde Avrupa'nın malı değil. Şimdi Avrupa Birliği eğer, o da bir yalandır da, Amerika ile rekabet edebilmek için hani aynı çapta bir şey olmak için kurulmuşsa o da yalandır. Avrupalılar Amerika da onu... niye Avrupa Birliği'ne katkı olsun yani diye şimdi bize... adam kendi ya da birisi... İngiltere niye Avrupa Birliği'nde olsun? Efendim birisi niye kendi malını tutup da rakibine verir? Böyle şey olur mu? Biz bu arada Amerika'nın malı olmuş oluyoruz. Hayır canım yani işte ne dersin de yani senin şimdi malın var. Evet. Kıymetli bir malın var. Hı-hı. Karşında da bir rakibin var. Sen de işte yarışmaya uğraşıyor falan neyse hafifinden. Şimdi sen tutup da buna sana karşı kullanılacak kuvvetini arttıracak şekilde kendi elindeki değerli malı buna hediye eder misin ya? Olur mu böyle şey ya? Yok böyle bir şey. Ya böyle bir şey yok. Elemideler arasında hiç yok. Yani şimdi bunları bile idrak eden veyahut anlatan filan bir aydın sınıf yok ki. O zaman şöyle diyeceğiz. Amerika ile Avrupa arasında bir fark yok. Hayır. Hayır efendim nasıl yok ya? Var tabii. Nedir o? Şimdi Avrupa Birliği'nde bir sürü Amerika insan, niye bizi Avrupa Birliği'ne Avrupa sokmaya Birliği çalışıyor? Avrupa Birliği diye bir hikaye bu. Avrupa'ya yani en az Amerika kadar Avrupa'nın her ülkesiyle haşır neşirim yıllardır. Ve ben şu mesela diyelim ki son 5-10 yıldır diyelim. Ondan önce zaten bir şey yoktu. Avrupa Birliği'nin hiçbir yerinde ve hiçbir tabakasından hani ne bileyim işte yazar çizer takımından tut da sokaktaki insana kadar Avrupa Birliği'nden memnun olan bir tane Avrupalı'ya rastlamış değilim. Hepsi kızıyor, küfür ediyor. Ve ne diyorlar biliyor musun? Her ülkesinde. Bize siz seçtiniz diye yutturdukları, aslında bizim seçmediğimiz birileri tepemize oturtuluyor. Bunlar bizi işte Avrupa Birliği'ne de soktu, oraya da soktu, buraya da soktu. Kanunlarımızı değiştiriyor, anayasamızı değiştiriyor, topraklarımızı elimizden alıyorlar. Para birimizi, ondan sonra para birimizi değiştiriyor. Para birimizi değiştirince, ondan sonra mesela papucun üstünde ne bileyim 100 mark yazıyorsa dükkanda 100 euro oluyor yani. 100 euro oluyor. Mark onun işte 1/3 miydi neydi? Yarısı filan. Değil mi? Evet. Ha birdenbire fiyatlar aslında 2-3 misli oluyor. Hollanda'da oluyor, Almanya'da oluyor, her yerde oluyor. Rakam aynı kalıyor, adı değişiyor ama değeri 3 misli falan. Maaşlara da oluyor mu dedik? Hayır. Herkes küfrediyor ya ve fakirleşiyor. Soyuyorlar Avrupa'yı. Ve Avrupa'nın Birliği'nde bile yani önemli yeri olan adamlar çıkıyor. Fransa'nın meşhur Le Monde diplomatik gazetesinde bir sayfa yazı yazıyor. Ya bu Avrupa Birliği dedik diyor. Bu nedir diyor ya. Kim soyuyor bunları? Hangi birlik diyor. Hangi birlik diyor ya. Bir şey yok diyor. Burası diyor 5 seneye kalmaz, 10 seneye kalmaz dağılacak diyor. Sana da diyorlar ki 20 sene sonra hani sen şu gün kanunları çıkar. Tarih veriyorlar. Memleketinden vazgeç. Topraklarını da ver. İşte devletini de yok et. Onu yap, bunu yap. 20 sene sonra seninle belki konuşuruz. Ya böyle kepazelik olur mu ya? Bunların hepsi oyun arkadaş. Bunların hepsi oyun ya. Yani burada oyunu oynayan başkaları var. Ne Avrupalı var? Avrupalı burada bir takım böyle kanunlar çıktığı zaman Avrupa istiyor diye. 3 gün sonra oraya gidiyorum. Adamların yani aklı başında insanlar, bu işlerden anlayan insanlar. Bana diyorlar ki biz gazetede okuduk. Siz Avrupa istiyor diye böyle kanunlar çıkarmışsınız. Ya Allah Allah biz başka kimseden bunu istemedik Avrupa Birliği'nde. Böyle şey ister miyiz? Ayıp olur. Falan diye. Kimisi acıyor. Kimisi de gülüyor. Şunlara bak diye. Yani bunu başkaları yutturuyor bize. Avrupa'nın da başı belada. Bir sürü ülke... Kim istiyor bunu? Peki şey... Avrupa'dan da bunu isteyen kim? Amerika mı? Yoksa efendim, başka ticari şirketler? Amerika'ya da bu yapılıyor.
Amerikan halkının da çiftçilerinin toprakları da 70'lerde iki banka tarafından ellerinden alındı. Borcuna karşılık tak gelip aldılar. Dünya çapında bir olay var. Bu ekonomik bir güçtür diyorsunuz. Ya yalnız ekonomik değildir. Yani neyse şimdi o konulara fazla girmeyeceğiz. Yani kitapları okuyun. Peki siz şimdi Avrupa Birliği ile alakalı az önce sorduğum bir şey vardı. Yani Avrupa özellikle bizi mi istiyor kendi içine yoksa... Ya Avrupa Birliği'nin böyle bir şey yok diyorsunuz. Bir şey yani yok ya. Zaten ne o istiyor aslında ne bizim... Yani şimdi aslında olaya şöyle bakarsan yani Avrupa perişan halde. Yani Avrupa'nın tabii kaynakları yok biliyorsunuz. Bir genç dinamik nüfusu yok. Ondan sonra aile müessesesini oradaki ayarlı basın yayında işte bizimki gibi aynı bozmuşlar. Ondan sonra Avrupa ülkelerinde çoktandır yeni bir aile tipi ortaya çıkmış. Biraz ayıp olacak ama söyleyelim yani. Çünkü televizyonlar öbür kanalların hepsi zaten söylüyor. Yeni bir şey yok. Efendim şimdi yeni aile tipi çıkmış. Karı koca. Ama ikisi de erkek. Biri küpeli biri küpesiz. Çocukları da fino köpeği. Yani şimdi bunu da her tarafa yayıyorlar. Dolayısıyla Alman nüfusu düşüyor. Fransız nüfusu düşüyor. Avrupa ülkeleri böyle. Yani şimdi dosdoğru bir nüfus yok. Ondan sonra fakirliyor. Yani askeri gücü yok. Hala bazı ülkeleri en büyük ülkeleri işgal altında, yabancı işgali altında. Öyle mi? Siz bütün bunları... Yani şimdi Avrupa diye bir şey yok. Yani şimdi Avrupa kendi kendine bir şey yapıyor olsa, Türkiye de kendi kendine bir iş yapıyor olsa ne olur biliyor musun? Bunlar Türkiye'de ama oraya gireceğim, Avrupa olacağım gibi saçma sapan havalara girmese akıllı Avrupalı der ki ya kardeşim aman ne olur sen de gel bize yardım et toparlanalım aman ha rica ediyoruz falan. Yani bak Almanya oradaki bence oradaki Türklerin sayesinde ayakta duruyor. Yani derler ama böyle bir şey yok. Yani ne yapmalı hususuna gireceğiz ama ben bu arada da siz konuşurken arkadaşlarıma göstereyim. Oktay Sinanoğlu'nun bu en son çıkan kitap. Son çıkan kitabı ne yapmalı? Her kitap böyle yani bir sürü baskı alabiliyor muyuz arkadaşlar? Şimdi hocam siz bütün bunları söylerken hakikaten bu kitap izleyicilerimiz okumak isteyenler okuyacaklar ama birkaç cümleyle de olsa bir ifade edelim. Nasıl çıkılacak buradan? Ne yapmalı? Ya şimdi bir kere dünyanın başı dertte. Bir. Yani zannetmeyin ki Amerikan halkının da başı dertte değil. Ama onlar da yani hatta bizimkinden daha fazla cahil bırakılmış, beyni yıkanmış olduğu için. Üstü örtülmüşlük var değil mi? Yani böyle bir basın anlamında. Tabii, çünkü Amerikan basını da biliyorsunuz tabii, savaş tabii, dönemlerinde tabii, bu tabii. Çok sık. İşte devamlı işte ruh bilimsel görüldü. Savaş dediniz ya evet. Bu işler bir kelimeyle hallediliyor. Evet. Yani bir ülkede. Bir isim söylüyorlar. Artık zaten var mı yok mu belli değil. Kendi basını beraber götürüyor savaşa, tabii, savaş tabii. Alanına. Yani. Hangi görüntüleri istiyorsa evet. Onu veriyorlar. Yani şimdi bu Allah'tan aradan bazı şeyler sızıyor görüntüler. Evet. Millet gerçeği görüyor. Yani neyse şimdi yani en önemli savaş ruhlar gönüller üzerindeki savaştır. Yani sen ruhunu gönlünü oradan götürürsen toprağın da elinden alırsın. O da sevinir. Avrupalı oldum, Amerikalı oldum diye. Öyle mi? Tarih boyu da böyledir. Hı. Şimdi dolayısıyla her millette böyle oyunlar yapılıyor. Ve birer kelimeyle bu işler hallediliyor. Bunun ilmi var. Yani peki. Mesela diyor ki 1991'de durup dururken Amerikan ailesi mesela yani Avrupalı'dan daha az bağnaz filandı. Yani böyle Müslüman düşmanlığı, Türk düşmanlığı filan yoktu. Çünkü ne olduğunu bilmiyordu. Avrupalılar da tarihi bir böyle Haçlı Seferi kafası var filan. Amerikalılar bilmediği için Müslümanlar filan da orada rahattı. Derken birdenbire hemen bir iki kitap yazdırıldı. Bizimkiler de pek merak sardı dini kesim falan. Bunları ciddi okudu yani bir şeyler edip. Neyse. Müslüman eşittir fundamentalist, eşittir terörist formülü icat edildi ve 6 ay içinde bütün Amerikalı herkesin beynine işlendi. Sonra Huntington işte Huntington o kitabı da kimin oldu? Yazdırdı? Benim kitaplarda ben evet, yazdım. Evet, yazdınız evet. Kimin yazdırdığını o kitabı yazdım orada. Avrupalılardan öğrenip yazdım. Tamam mı? Şimdi bu formül çıktı ve kısa bir sürede önce Amerikan halkı ondan sonra işte bunu kanan herkes ve hatta Türkiye'deki bir sürü hali bu zokayı yuttu. Zokayı yuttu. 11 Eylül ve Müslüman düşmanı kesildi.
Hatta Müslüman ülkesinde bile işte çağdaş mağdaş falan zanneden kendini Müslüman düşmana kesildi. Müslüman eşittir teröristtir. Ya böyle şey olur mu? Şimdi bu bir kelimeyle halledilmiştir. Tamam mı? Şimdi aynı şekilde bunu yıkamazsınız artık. Aynı 11 Eylül olaylarını nasıl aynı, bakıyorsunuz hocam? Onları boş ver. Kitapta var. Kitapta yani ben 11 Eylül olduğu gün dış ülkeden buraya geldim. Ankara'ya. Ondan önceki günlerde Avrupalıların toplantısında bütün Avrupalılar eyvah bir şeyler yapacaklar. Dünya harbine biliyor yol açabilir diye. Hepsi bir korku içinde. Hayrola ne oluyoruz falan. Geldim. Geldiğim gün o olay oldu. Yani önceden hepsi böyle bir şey tahmin ediyordu, biliyordu. Neyse. Neyse onu geçelim. Yani peki, öyledir, tamam, böyledir falan. Neyse ya yani kim yaptı ne bileyim yani. Yani işte kim ne oradakiler peki, ne diyorsa. Üçüncü Dünya Savaşı'nın izi midir peki? Ne diyorsa öyledir falan. Boş ver. Şimdi onları geç de esas üzerinde duralım. Bunlar işte gelir geçer olaylar. Yani vahim olaylar ama ne yapalım işte olmuş. Yani şimdi bir ülkeyi hatta eskiden dost most gösterirken bir hali çok kısa süre içinde bu ruh bilimsel savaş teknikleriyle şeytan öcü olarak gösterebilirsin. Şimdi fakat bütün bir milleti düşman olarak göstermek yahut bir ideoloji falan soyut tarafa geçer. Yani herkesin kafasına yapışması zordur. Orada bir tane de adam icat edersin. Bir isim. Vay alçak işte bu yapıyor bilmem ne falan. Günde 100 kere böyle televizyonda, gazetede, orada, burada, her tarafta böyle bunu tak 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 söylersin. Bunlar gelecek sizi kesecek bilmem ne yapacak falan. Böyle milleti bir tetiş havasına sokarsın. Sonra onu bahane ederek gidip orayı işgal edersin. Milleti perişan edersin. Sonra o isim unutulur. Bir daha kimse demez. Yani millet de ya ne oldu lan demez. Gider. O laf gitti. Vazifesini yaptı o laf. Sonra başka bir tane. Şimdi bu yeni mi? Hayır. Bunun çok aktörü var hayır, zaten. Bir sürü isim sayabiliriz ayak üstü. Yani birer tane seçsiniz. Çünkü evet, bir tane evet. isim kafalarda yapışır. Hepsi böyle asalım keselim bunu öldürelim falan demeye başlar. Şimdi bu yeni mi? Hayır. Bak Roma tarihçilerinin hepsini okumuşum. Merak ettim yani. Koca bir devlet batarken millet ne düşünüyordu? Batacağının farkında mıydı? Hayır farkında değildi. Küt diye battı. Ondan sonra 1000 sene perişan oldular. Neyse. Yani ibret alınsın diye söylüyorum. Fakat daha kuvvetliyken mesela Roma İmparatorluğu da başkalarına aynı şeyi yaptı. Belki ondan öncekiler de yapmıştır ama bunu tarihçiler güzel güzel kendi o zaman yazmışlar, anlatmışlar. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Sonra bu dilini, kültürünü, dinli imanını falan yok etme eğitimi yabancılaştırarak, yabancı dille eğitime dönüştürerek anaokulundan itibaren oyununu Romalılar çok başarıyla kullanıp Avrupa'nın büyük kısmını Latinleştirmişlerdir. Ama başka bir iki kavmi Latinleştiremedikleri için sonra da onlar gelip onların defterini dürmüştür. Allah'ın takdiri. Bu da var yani. Önce yani dillerine mi sirayet ettiler? Tabii oradan işte dünya küreselleşti, dünya dili Latince oldu diye. Bunlara kendi dillerini unutturdular. Bir nesilde eğitimini Latince yaparak. Ondan sonra bunlar kendi kişiliklerini unuttular. Ondan sonra Roma geldi, bunları böyle topladı hepsini. Aldı. Peki sizin çok yine bugün de konuşmanızın değişik yerlerinde ifade ettiniz. Bilgisayar ve matematik öğrenen ilerler diyorsunuz. İlerlemenin ön koşullarıdır. Bilgisayar dedikse yani şimdi bilgisayarın bir, dili anlamında belki. Dili anlamında yani evet. Şimdi gitti. O da bir matematik sonuçta. Gitti ondan sonra işte gidip internet başında durmaktan başkalarının yazdığı programı çalıştır oldu bilgisayarcı. Hayır yazacaksın ki bizde böyle çok kabiliyetli yetişmiş gençler var yani. Ne? Yazılımlar hazırlıyorlar falan maşallah yani. Var bizde hepsi var şimdi. Hepsi var. Türkiye eğitim şey sisteminde yok. Sizin çok yani kötü eleştirileriniz yok. Var. Dolayısıyla evet. işte bu kadar kabiliyetli gençler falan hepsi bir tarafa çil yavrusu gibi dağılıyor. Her ülkede böyle yüzlerce binlerce falan böyle Türk gençleri falan bir şeyler öğrenmişler falan. Ama ülkede bir sistem yok ki. Yani ülkede bir yani bir ülkede bir devlette olması lazım teşkilat yok ki bunlar bir arada başka ülkelerde olduğu gibi önce kendi ülkeleri kendi milletleri için ondan sonra insanlık için çalışabilsinler. Ne yapsınlar? Yani iş
aslında çok basittir yani. Matematiksel bir iki formüle indirgeyebilirsin yani bunları. O matematik kadar, dilini o çok kadar sık karışık karışık işler değil yani, çok basit aslında. O matematik dilini ya. Çok sık kullanıyorsunuz. O matematik tabii. Dili herhalde bizim okullarda öğretilen matematik dilinden söz etmiyorsunuz değil mi? O da var da onun ötesi var. Bunu hiç sistemli hale dönüştürmek gibi çalışmalar var mı? Yani bu bahsettiğiniz dili topluma yaymak anlamında, gençlere yaymak anlamında böyle sistemli bir çalışma var mı sizin ya da bir başkasının bir yerlerde? Yani bu şimdi her yerde olan bir şeyler yani şimdi sistemli olarak ve sorgulayarak bir şeyleri sistemli olarak düşünmek, ondan sonra bağıntılar kurmak olaylar arasında falan, bunlar bir sağlam bir eğitimin verdiği akli alışkanlıklar, yetenekler. Şimdi o eğitim olmazsa, bir de milleti devamlı beyin yıkayıp böyle iyice ahmaklaştırırsan bunlar olmaz. O zaman da böyle dağılır. Yani bunlar çok basit şeyler demek istiyorum aslında. Yani sistem çok basit. Yapanın yaptığı işler de o kadar karışık, böyle ay ne yapacağız diye. Ya bunları biz de anlıyoruz, ne olacak? Ama birinci peki ne yapmalı? Her şey gelip oraya yine. Evet. Yani ne yapmalı? Şimdi bir kere ben ümitsiz filan da değilim. Öyle karamsar filan da değilim. Ondan sonra işte ne yapalım, işte oldu bitti falan, işte bırakalım gidelim falan, işte kaçalım maçalım falan diyen biri değilim. Bir kere Allah'tan ümit kesilmez, bir. İkincisi, ben şuna inanırım çocukluğumdan beri. Şartlar ne olursa olsun, ne kadar felaket olursa olsun, her şartta yapılabilecek, ufak gibi görünen ama aslında uzun vadede önemli olan yapılabilecek şeyler vardır. Şimdi bu, yani biz herhalde topla tüfekle bu hallere getirilmedik. Böyle ufak ufak ince oyunlarla falan bu hallere getirildik, evet, adım adım. Dolayısıyla istekli gidiyoruz zaten. Bunlara karşı yapılacak kurtuluş mücadelesi de aynı cinsten olur. Yani kafayı kullanacaksın, ufak ufak adımlar atacaksın. Ortalığı böyle fazla böyle başına bombalar yağdıracak hale sokmayacaksın. Uslu uslu filan. Ama ince ince kendi ülkenin ve kendi milletinin, halkının çıkarlarını toparlayacak, tekrar istikbalini kurtaracak ufak adımlar atacaksın. Şimdi bunların birincisi, Türk siyasetinde böyle adım var mı hiç sizce gözlemlediğiniz? Türk siyaseti neyse oralara girmeyelim, hepsini biliyoruz 50 senedir. Şimdi bir kere en hani böyle soyut falan gibi görünse de en önemlisi, 50 senedir dediğimiz gibi, ben nitekim sonuç işte haklı olduğumuzu gösteriyor. Yani doğru bulmuşuz. Bir kere eğitimini tekrar kendi eline alacaksın. Eğitim bizim elimizde değil. Eğitimini kendi eline alacaksın. Ondan sonra gençleri hem bilimde, teknikte filan sahiden eğiteceksin. Bir beceri sahibi yapacaksın. Herkesi bir altın sahibi, bilezik sahibi, rahmetli dedemin bana nasihatindeki gibi, bir meslek, bir zanaat, bir işi çok iyi yapan, kolunda altın bilezik olan gençler yetiştirecek. Önce kendi ailesini kendisini de kurtarabilsin. Bir de millete de hayrı dokunsun. Öbür taraftan bu gönüllerin tekrar tamir edilmesi için, tekrar bir birlik oluşması için, yani yeni bir şey icat etmeye gerek yok. 50'ye kadar olan eğitimine dön. Buna bir de yeni çıkmış bilimleri, teknikleri falan ilave et. Mesela bilgisayar yoktu. Ama tarihi o zaman öğrettiği gibinin daha doğrusu düzelt. Çünkü orada da eksikler, yanlışlar vardı, bir sürü kasıtlı. Onları düzelt, tarihini öğret. Edebiyatını öğret. Edebiyat deyince, ya bizim edebiyat ne bileyim son 10 seneki, 20 seneki böyle sahte şişirilmiş falan yazar diye falanların okutma edebiyat denmez. Yani eskiden olduğu gibi divan edebiyatı, halk edebiyatı, tasavvuf edebiyatı falan, bunları eskiden olduğu gibi yani 50'lere kadar, hatta 70'lere kadar falan, 80'e kadar bunları çok iyi öğreteceksin. Dili yeniden o, ondan sonra dili bu ayrıları kaldıracaksın. Osmanlıca, Öztürkçe diye bir ayrım yoktur. İkisi de Türkçedir. Hepsini birlikte kullanırsan dünyanın en zengin dili oluyor. En zengin dili oluyor. Temel ve kaynaklara dönüş. Hem ileriye dönük oluyor, hem de kökünle bağlantını, atalarınla bağlantını kuracak hale geliyorsun. Hocam programın yani sonlarına doğru böyle geldi. Şeyler yapacaksın. Ondan sonra ve herkesin kafasını kullanıp, yani kendi kendine düşünebilen,
sorgulabilen bir şekilde yetişmesi için de yani böyle bir eğitim lazım. Onun için de matematik falan lazım ciddi olarak. Yani ezber değil. Yani bizde bir de böyle şey çıktı. Bu dershane olayı hiçbir yerde yok. Ya mesela Ankara ya her taraf ya memur ya dershane. Yani başka bir şey var ortada. Yani hiçbir şey üretmeyen bir sınıf. Yani dershane kuşları filan. Yazık. Çocuklar da perişan oluyor. Hafta sonları, geceleri, meceleri sokaklarda. Ya ne oluyor? Efendim işte sınavlarda A, B, C hangisini seçeceksin? Bunun da usulü var. Onları öğretiyorlar. Usulü. Yani konuyu, düşünmeyi falan öğretmiyorlar. Bunu işaretlemeyi ezberleyip falan öğretiyorlar. Sınav sistemi var. Ondan sonra bunlar işte oraya gireceğim, buraya gireceğim. Ondan sonra işte anası babası konu komşuya hava atsın diye işte oğlum Amerika'da master yaptı ama nerede bilmem ne Tarzan misyoner papaz okulunda falan mühim değil yani iyileri de var tabi olmaz mı elbet ama yani hava atsın işte oğlum Amerika'da master yaptı yapıyor ondan sonra bunlar da zırt pırt şimdi veliler geliyor yanlarına falan ondan sonra ziyarete falan ondan sonra ya ortada bir şey yok ya ya Türkiye diye bir şey yani. Nerede eski Türkiye? Hocam siz tespitlerinizi yapıyorsunuz, yaptınız, yazıyorsunuz, konuşuyorsunuz, söylüyorsunuz. İnsanlar bunlara bakacaklar, bakıyorlar okuyacaklar, dinleyecekler, bakmaya devam edecekler, dinlemeye devam edecekler. Evet. Ve ne yapmalı hususuna? Ondan önce ne var? Büyük uyanış var. Şimdi bunları okuyanlar, ondan sonra ne yapmalı milyonlarca insanın aklı başına gelmiş. Kendileri yazıyor. Vallahi bunları okudum, birden dünyam değişti diyor. Hepsi diyor. Hocam yani çok milyonlarca. Teşekkür ederiz. Yani ve büyük uyanışta da bu uyanışın başlamış olduğunun ispatını ve müjdesini veriyoruz. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Binlerce yıldır bu atalardan gelen insanlar eninde sonunda layık oldukları atalarına layık şekilde hareket edeceklerdir. Ve bu oyunlar bir mesele değildir. Merak etmeyin. Hepsi anlaşılıp çözülür. Bir şey değil. Yeter ki millet birlik olsun ve bu eski değerlerine sahip çıksın. Ve Avrupalı olmaktan, Amerikalı olmaktan bilmem böyle paçavra sömürge evladı olmaktan vazgeçsin. Herkes haysiyetini takınsın ki dünya da sana itibar etsin. Kendini bilene herkes itibar eder. Sayın hocam çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Davetimizi kırmadınız. Estağfurullah. Bu saatlere kadar bizde kaldınız. Sohbetiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Ben de yani bu kadar güzel bir sunucu ve mülakat yapıcı olduğunuz için ben de size takdirlerimi çok teşekkür hayranlıklarımı ve teşekkürlerimi ziyadesiyle müstefid olduk. İzleyiciler adına da sunarım. Eyvallah. Bundan sonraki programlarda da yine bunlar biz çok önemsiyoruz. Konuşmak dileğiyle tekrar teşekkür ederim. Evet. Sevgili izleyiciler, bu ülke programı bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta Perşembe günü aynı saatte 21.30'da yeni bir konu, yeni konuklar, yeni konular, yeni söyleşilerle sizlerle birlikte olacağız. Orada olduğunuz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.